bugün investorların marağı nə qədərdir? Təbii ki, söhbət həm şirkətlərdən gedir, həm fiziki şəxslərdən gedir. İstiqrazlara maraq bugün nə qədərdir və ümumi nəticələr nə edir? Geri sağ olun. Şehit haberini aldım, onda üzüldüm. Rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun diyeyim. Üzücü bir durum. Onun üzerine yine iş konuşacağız ama hayat devam ediyor. Bununla birlikte yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah bir an evvel sona erer. Önce onu paylaşmak isterim. Sokar istikrazlarına çok güzel sözler söylediniz, sağ olun. 5 yıl önce ilk istikrazı çıkarttığımızdan bu yana hakikaten Birca'da en fazla işlem gören kooperatif istikraz oldu. Ve özellikle fiziki şahıslardan çok ciddi bir talabat gördü. Vadesi bitiyor. 17 Oktyabr'da faiz ödenecek, 18'inde hesaplara aktarılacak. Vadesi bitiyor. Tabii bu süreçte de değişik faiz ödenişlerinde sizlerle birlikte olmuştuk. Orada da bir talep geldiğini, yenisini ne zaman çıkaracağımızı soruyorlardı. Ve gerek Sokar'ın prezidenti Rönek Abdullah'a gerek müşahede şurasının ortak kararı ile birlikte yeni bir istikraz daha şimdi şeye çıkaracağız, satışa, daha doğrusu abone yazılışına başlandı. 20 Sentyabr'da başladı ve devam ediyor. Ne zamana kadar devam edecek derseniz 29 Oktyabr'a kadar devam edecek. 1 Noyabr'da yerleştirmesini yapılıp inşallah 2 veya 3 Noyabr'da da ikinci pazarda işlem görmeye başlayacak. Yeni istiqrazların hal-hazırda 5 il ərzində tədavüldə olan istiqrazlardan fərqi nədən ibarət olacaq? Elə xatırlayıq, 5 il bundan öncə də biz sizlə dəfələrlə bu məsələləri müzakirə etmişdik. Dediyimiz kimi bazarda hələlik alternativ istiqrazı yoxdur, bazarda imsarçıdır, belə demək olar. Bundan sonra hansı yeniliklər olacaq? Yalnız fərdi şəxslər mi ola biləcək, yoxsa şirkətlər qoşula biləcək, xarici vətəndaşı və s. Yəni yenilik nədən ibarət ola bilər? Ki ilk çıkarttığımız istikrazın ilk çıktığı dönemlerde hani 2016 yılındaki şartlarla bugün şartlar arasında çok ciddi farklar var. O günkü işlem, abone yazılışı, yerleştirme çok uzun süre alıyordu. Onu çok kısaltmıştık biliyorsunuz 2 günden 15 dakika 20 dakikaya kadar indirmiştik. Onun getirdiği bir pratik oldu. Bunlar bizim Sokar istikrazlarından sonra 5-6 değişik şirket kendi korporatif istikrazlarını çıkarttı ama halen daha Sokar istikrazları %75 faizinden daha fazla ikinci pazardaki işlemlerin yapıldığı istikraz oldu. Onun verdiği güvenle biraz eskisine göre fark ne diye sorduğunuzda çok fazla fark yok arada. Gene 1000 dolar nominalden 3 ayda bir faiz ödemeli olacak, yine 5 yıl olacak, yine market maker olacak, hiçbir farkı olmayacak. Ve tek fark, hani ona göre belki tek fark diyeyim, faizi 4.5 olacak. Daha öncekinin faizi 5 faizdi yıllık. Bu seferki 4.5 faiz olacak. Azaldılma neyle alakadardı istiqrazların gelirliği? Çünkü evvel 5 faizlik gelirdi, şimdi 4.5 faizlik olacak. Çok güzel bir soru. Bizim çıkarttığımız zamandaki, yani ilk çıktığı zamandaki piyasadaki faiz oranları 3-4 faizdi dolara. Biz onun üzerine 5 faiz vermiştik. Şu anda Azerbaycan'da 1 faiz dolara zor veriliyor bankalar tarafından. Hakeza yurt dışında da yani Libor çok düşük. Yani bu kadar düşük faizin olduğu bir yerde hakikaten halen daha yüksek bir faiz teklif ediyor. Ama buradaki amaç ilk istikrazın çıktığı zamankine benzer bir amaç. Bunlar Sokar'ın yurt dışındaki Eurobondlarına yatırılıyor. Oradaki faizi yabancı yatırımcılara ödemek yerine Azerbaycan vatandaşlarına ödemek gibi bir amacımız ve prensibimiz vardı. Aynısının devamını yapıyoruz. Ama hem dışarıdaki Eurobondların faizleri düşmüş durumda, getirisi düşmüş durumda, faizleri sabit ama getirisi düşmüş durumda. Biz yatırdığımız zaman biraz daha az faiz aldığımız için oradan biz de mecburen az faiz vermek zorundayız ama buradaki faiz halen de bank zemanetlerine göre çok daha yüksek. Artı ikinci pazarda da her zaman işlemiş faiz ile satma şansları olacak. Ali Bey, müşteriler bu istiqrazı, bu kıymetli kağızı alarken onun gelirlik seviyesini düşünürler. 100 milyon dolar değerinde hacminde bırakılacak pazara kifayet kadar büyük hacimdir. Ama biz ötən dövrlerle müqayisə eləsək, dünyada neftin, qazın kıymetinin düşmesi, neft şirketlerin değerinin özünün belə aşağı olması sayesinde ve bugün bu istiqrazlar gelir getirə biləcək mi? Yani her hansı bir risk mövcuddur mu? Şimdi burada ben
ilkinde de benzer şeyi söylemiştim. Bugün de aynı şeyi söyleyeceğim. Herhangi bir risk söz konusu değil diyeceğim. Tabii ki finans piyasalarında asla risk yok demek doğru değildir. O her zaman böyle bir takım beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir ama birincisi bahsetmiş olduğum gibi SOKAR'ın yurt dışında ihraç etmiş olduğu Eurobond'lara yatırdığımız için SOKAR zaten bu borcu almış ve bunun layihalarında kullanıyor. Yatırımlarını yaptı. Oradan gelirlerini elde etmeye başladı. Onlarla zaten Eurobond'larını ödeyecekti. Biz araya bu Eurobond'ların faizlerinin yabancı yatırımcılara ödenmesi yerine Azerbaycan vatandaşlarına ödenmesi, aynı zamanda Azerbaycan maliye pazarının inkişafına destek verecek. 100 milyon dediğiniz gibi ilk çıktığında da çok büyüktü. Halen de en büyük istikraz ihracı olarak en büyük rakam. Oradaki faizin Azerbaycan vatandaşlarına getirilmesine biraz bir anlamda aracılık ediyoruz. Yaptığımız iş SOKAR'ın yaptığı bir iş bu. Risk yok mu? Yani bana göre yok. Yani şimdi bu tamamen algıyla ilgili bir şey. Çünkü SOKAR Azerbaycan'ın en büyük şirketi, petrol şirketi. Ben Türkiye'de SOKAR'da çalışıyorum hazine direktörü olarak. Oradaki durumu biliyorum. Evet, neftin kıymeti düştüğünde geçen sene Azerbaycan gibi biz de yorulduk diyelim. Hani biraz beklemek zorunda kaldık ama bugün neftin kıymeti yükseldi. Marjlar yükseldi, yani rafineri marjları yükseldi. O yüzden de o yapılan lahiyalardan getiri bu sene çok daha iyi olacak ve bu risk görece olarak çok daha az. Geçen sene pandemi dönemine göre çok çok daha az. Hepsinin de ötesinde çok ciddi güçlü bir market maker'lık müessesesi var. Geçtiğimiz dönemde neredeyse ihtiyaç kalmadı onlara. Bu dönemde de ihtiyaç olacağını zannetmiyorum ama özellikle Azerbaycan vatandaşlarımız likvidlik konusunda hiç şüphe duymasınlar. Gayet rahat olsunlar, narahat olmasınlar. Çünkü her zaman orada bir alıcı ve bir satıcı olarak market maker olacak. Ali Bey, təbii ki istiqrazlardan davamlı istifadə edən investorlar bu barədə kifayət qədər məlumatlıdırlar, amma bəzən fiziki şəxslər tam olaraq bunların hansı faizlə hesablandığını, necə bir gəlir gətirdiyini anlamırlar və yaxud da bu haqda kifayət qədər məlumatlı deyillər. İstəyərdim ki, sadə üsulla onları da izah edək. Tutaq ki, 50 minlik istiqrazı varsa həmin şəxsin, o banka yatıran zaman bir müddət sonra 20 minlini götürsə, bu zaman həm faizlər hesablanmır, həmin müqavilə ləğv olunur. Amma istiqrazlarda bu vəziyyət necədir? Bu, çünki tamamilə fərqlidir. İstənilən vaxt həmin məbləğin bir hissəsini götürə bilər. Rahat rahat yapa bilir bunu. Yani hepsinin gönlü rahat olsun deyim. İstiqrazlarını sadece faiz kazanmak için kullanmayacaklar. Ne kadar faiz kazanacaklar? 1000 dolara 45 dolar kazanacaklar bir yılın sonunda. Ama her rüblükte de 11.125 dolar kazanacaklar. Şimdi bu işin normal çalışma şekli. Bunun yanında bir istikrazınız var. Sizin dediğiniz gibi 50 bin dolarınız var. Sizin 2 aylık paraya ihtiyacınız var. Aslında o istikrazı satmak istemiyorsunuz. Sadece 2 aylık bir ödenişiniz var. 2 ay sonra paranız gelecek. O 2 ay için bir yerden ya bankadan ciro koyarak bundan kredi alabilirsiniz. Bu bir avantaj. Ya repo yaparak, repo imkanı var. Repo yaparak paranızı alırsınız. 2 ay sonra paranız geldiğinde verirsiniz paranızı, istikrazlarınızı geri alırsınız. İsterseniz de parça parça satarsınız. İşlemiş faiziyle birlikte paranızı alırsınız. Banka emanetine göre dediğiniz gibi önemli bir farkı, bozduğunuz zaman sonuna kadar bozuyorsunuz ve faizinden de, yani işlemiş faizini de alamıyorsunuz ama bunda işlemiş faizini alabiliyorsunuz. Kısa süreli satabiliyor, yani repo yapabiliyorsunuz. İhtiyacınız olan kadarını satıyorsunuz, yani veriyorsunuz, ödünç veriyorsunuz, parayı bir alıyorsunuz, ciro koyuyorsunuz, kredi alıyorsunuz. Bunun vade bitiminde paranızı ödüyorsunuz, istikrazlarınızı geri alıyorsunuz. Likvidlik açısından sadece satma değil, hem ciro koyma hem repo yapma imkanı olduğu için çoklu likidite etme ya da likvidite çevirme avantajı olan bir enstrümandan bahsediyoruz. Sadece SOKAR istikrazlarına mı haiz bu? Hayır, sadece SOKAR istikrazlarına değil, diğer istikrazlarla da yapılabiliyor ama derinliği, likvidliği en fazla olan SOKAR istikrazları olduğu için çok rahatlıkla istedikleri zaman işlemiş faiziyle satabilirler, repo yapabilirler, ciro koyup kredi alabilirler.
Ali bəy, siz dünya bazarlarını, elə Türkiyə qiymətli bazarlarını çox dərindən bilən bir mütəxəssisiniz. Ona görə soruşmaq istəyərdik. Azərbaycanın da iqtisadiyyatının bundan sonra sürətli inkişafı sokar kimi qiymətli kağızları həm də bazarı buraxılmasından gedir, korporativ istiqraz bazarından gedir. Niyə digər bazar ölkəmizdə hələ də inkişaf eləyə bilmir və yaxud da bunun üçün neynəmək lazımdır ki, sokar istiqrazlarına bir alternativ olsun? Şimdi birkaç konuyu paylaşmakta fayda var. Bir kere piyasamızda, yani Azerbaycan piyasasında bir interbank dediğimiz bankalar arasında iyi çalışan bir para piyasası çok iyi çalışmıyor diyelim. Yani çok rahat çalışmıyor. Merkezi Bank'ın bu konuda üzerine düşen bazı görevler var. Türkiye'de de bunu ilk kuruluşunda Merkezi Bank yapmıştı. Nasıl yapıyor? Aracı oluyor. Neye aracı oluyor? Teminat sistemi olan bir para piyasası kuruyor. Oradan bir faiz oluşuyor. Şimdi kritik olan Merkezi Bank Azerbaycan'da kendi çıkardığı notları var. Kısa vadeli notlarla, ihalelerle bir faiz belirliyor. O tamamen herkes yüzünü Merkez Bankası'na dönmüş durumda. Merkezi Bank'a dönmüş durumda. Ama bankalar kendi arasında, şirketler kendi arasında işlem yapabilecekleri likit bir para piyasası oluşursa önce faiz belirlenmesi lazım. Yani Azerbaycan'ın faizi nedir? Sadece Merkezi Banka söylediği faiz, faiz olmamalı. Çünkü evet, merkezi bankların koyduğu politika faizleri rehberdir. Ama piyasa onun etrafında bir yerde, bazen altında bazen üzerinde oluşabilir. Ama serbest oluşabilecek bir faiz ortamını yaratmanız lazım. Bunun devamında özellikle manatla yapılacak olan diğer türev işlemleri var. Forward. Opsiyona çok gerek yok. Çok uzun, karışık bir konu o ama basit bir forward. Yani ben 2 ay sonra, 3 ay, 10 gün sonra, 6 ay sonra manatımı vereceğim, dolar alabileceğim veya dolarımı vereceğim, manat alabileceğim. Bunun olabilmesi için faiz ortamının belirli olması lazım. Bir yerleşik bir faiz yapısının olması lazım. Bir onun için bir faiz eğrisi olması lazım. Evet, Maliye Bakanlığı değişik dönemlerle kendi istikrazlarını çıkarıyor. Onlarla bir faiz eğrisi oluşuyor ama piyasa çok likit olmadığı zaman sağlıklı bir faiz oluşumundan söz etmek çok zor. Dikkat ederseniz FED faizi ile piyasa faizi arasında dönem dönem ciddi farklar oluşur. Ya piyasa önden, genellikle piyasa önden gider, FED arkadan onu takip eder ama sonuçta piyasada oluşan bir faiz vardır. Mesela şu anda Türkiye için de, yani kurlardaki şu andaki son yükselişin sebebi faiz ortamındaki belirsizliğin artmasıdır. Hepimiz, yani Azerbaycan için de geçerlidir, bu Türkiye için de geçerlidir. Şöyle diyeyim, biz Türklerin en büyük travması kurdur. Yani dolar kuru ne olacaktır? Halbuki onu belirleyen en önemli şey faizdir. Faiz ortamınız doğru ve güvenli, hakikaten de sağlıklı bir şekilde oluşursa diğer hesaplamaları çok kolay yaparsınız. O hesaplamaları yapabildiğiniz andan da itibaren belirlilik artar, öngörülebilirlik artar. O arttığı anda da zaten güven artıyor yavaş yavaş. Bunları hepsini arka arkaya getirdiğinizde ancak bu piyasaları sağlıklı çalıştırabiliyorsunuz. Ama 5 yıl önceye göre çok ilerledik yani Azerbaycan'da, onu söyleyeyim. Yani ilk 5 yıla göre, ha, ilerleme yavaş, onunla anlaşalım. İlerledik ama yavaş ilerledik. Tabi bu arada bir yıl problemle de uğraştık. Neftin kıymeti düştü, Karabağ Savaşı çıktı. Bayağı bir süreçti bunlar. Kolay süreçlerle değil her ikisi de. Ama ben hani en azından biz bir süreci başlattık. Sokar istikrazları olarak bu konuda liderlik yaptık. Ondan da gurur duyuyorum. Başarıyı da, uğurları da hep beraber paylaşıyoruz. Çok önemli bir başarıydı diye düşünüyorum. Ama bundan sonra üzerine koyulabilecek adımlar, en azından biz inşaatın temelini yaptık, üzerine inşa edilebiliyor ki yeni korporatif istikrazların çıkması, ki bugün dün geldiğimde duydum iki ilginç haber, bana göre ilginç. Diğer istikraz çıkaracak olanlar bizim istikrazın vadesinin bitimine denk gelecek şekilde çıkarmışlar ki gelecek olandan kendileri rakipler. Bu güzel bir haber. Demek ki biz lideriz, birileri takip ediyor. Bu iyi bir haber. İkincisi de bir Finans Az'dan gelen bir ilginç bir öneri var. Bilmiyorum, onlar uygular uygulamazlar. Bu bizi hiç bağlayan bir şey değil ama yaratıcı ürünlere ön ayak olması açısından ilginç geldi. Bir yıl biz 4,5 verdiğimizde onlar diyorlar ki bu istikrazı bizden alırsanız size bir yıla %5 faiz vereceğiz. Bir yılın sonunda sizden bunu alacağız ama.
Yani eğer bir yıl beşe razı olursa, şimdi bu ilginç, benim şimdiye kadar duymadığım ilginç bir finansal ürün oldu. Onu merakla izleyeceğim ne olacak diye, ama bu güzel bir haber şundan dolayı. Yeni ürünler, yeni fikirler, yeni yaratıcı yöntemler hem piyasayı geliştirecek hem de bu istikrazların değişik şekillerde kullanılmasına yarayacak bazı ürünler yaratılabilmeye başlamış ki bu sevindirici bir haber.